Drone Adam'dan selamlar arkadaşlar. Bugün DJI'ın yeni tanıtmış olduğu bir uygulamadan bahsedeceğiz. Drone the Phone Remote ID. O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar, uygulama şöyle çalışıyor. Bu bir telefon uygulaması. Siz mesela drone uçuruyorsunuz. Bir yerde uçtunuz, kalktınız. Oradan meraklı birisi de çıktı, dedi ki bu kim acaba? Ne yapıyor burada? Ne işi var? Ne çekiyor? Nereye gidiyor? Merak et. Giriyor telefonundan bu uygulamaya. Sizin kalktığınız yeri görebiliyor. Gittiğiniz rotayı anlık görebiliyor. Sizin drone'unuzun seri numarasını görebiliyor. Yani arabalardaki bu plaka sistemi gibi plakanızı görebiliyor. Ve sizi takip edebiliyor. Nasıl, iyi mi? Bu uygulama Amerika'da çok çok tepki çekti DJI kullanıcıları tarafından. Çünkü DJI kullanıcıları da bizim gizliliğimizi ihlal ettiğini söylüyor çoğu kişi. Ve bunun birçok kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceğini söylüyor. Bu nasıl olabilir? Mesela adam, kötü niyetli bir kişi, drone'u çalmak istiyor. Bakıyor orada bir drone var. Nerede olduğunu görüyor. Senin nerede olduğunu görüyor. Bir şekilde havadaki drone'ları takip edebildiği için de drone hırsızlığı olayı artabilir. Bunu Amerika'nın sivil havacılığı DJI'den talep etmiş. Dolayısıyla da DJI bunu yapmak zorunda kalmış. Daha devreye almamış ama tanıttı. Daha Avrupa'da ve ülkemizde yok ama şimdiden yoğun tartışmalara sebep oldu. Çoğu kullanıcı artık DJI'yi tercih etmeyeceklerini söylüyor. Başka markalara yönelebileceklerini söylüyor. Özellikle DJI'nin Amerika'daki en büyük rakibi Autel Evo oldukça sağlam geliyor. DJI kullanıcıları bu Autel'e kayacaklarını söylüyorlar. Bakalım ne olacak? Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Şöyle çalışıyor. Bizim kumandamızda Remote ID seçeneği gelmişti zaten. Mavic 2'de de ben görüyordum. Kumanda seçeneğe girdiğimizde Remote ID kısmı var. Oraya siz isminizi de yazabiliyorsunuz. Ve cihazın seri numarası da orada gözüküyor. Şimdi drone uçurduğunuzda, eğer telefondan uçuruyorsanız, bu tüm bilgilerinizi, Remote ID kısmındaki bilgilerinizi sistem oradan Wi-Fi aracılığıyla, yani daha doğrusu hücresel veri aracılığıyla internetinize bağlıysa direkt sisteme aktaracak. Ve dolayısıyla bu programı kullanan kişiler de sizi o şekilde görebilecek. Yani bu demek oluyor ki eğer internet yoksa bu sistem çalışmayacak anlamına geliyor. Ama ileriki bir aşamada bu eğer direkt uydudan takip edilebilecek bir şekilde yapılabilirse, ki biraz zor gibi gözüküyor, bu sefer herkes takip edebilecek anlamına geliyor. Takip edilebilmek bir yandan iyi, bir yandan da kötü. Şimdi takip edilirse belki izinler daha kolay hale gelebilir bazı ülkelerde. Yasakçı zihniyetlerde bu tamamen bambaşka bir yere de gidebilir. Her havada göreni direkt çat diye cezasını da kesebilir. Yasakçı zihniyetlerde maalesef bu durum olabilir. Umarım ülkemizde böyle şeyler olmaz. Ben tüm bilgilerimi girerim. Nasıl biz araba kullanırken ruhsatımızı alıyoruz, sigortamızı yaptırıyoruz, ehliyetimizi alıyoruz ama her trafiğe çıkışımızda bir sürüş izni almıyoruz. Sonuçta bu işin de kuralları var. Biz kaydımızı yaptırırız. Gerekirse sigortamızı yaptırırız. Tüm bilgilerimizi de gireriz. Orada benim uçtuğum belli olur. Ama beni bir terörist olarak görmenin de önüne geçmiş olursun. Sonuçta ben tüm bilgilerimi verdim. Eğer kötü niyetli bir kişiysem zaten bunların hiçbirini yapmam. Kayıt da etmem. Öyle uçarım. Kötü niyetli kişiler işlerini bu şekilde götürür zaten. Ama iyi niyetli kişilere, hobicilere, bu işten para kazananlara biraz kolaylık sağlanılması gerekiyor. Umarım bu yönde kullanılır. Ama diğer yönde kullanılma ihtimali çok daha yüksek tabii ki de. Bir de şu şekilde düşünelim. Mesela hepimiz araba sürüyoruz. Her birimizin arabasında bir takip cihazı olsa ve bunu devletler bizi takip etse, acaba nasıl hissederiz? Sürekli bizi birileri takip etse ve devletin izlemesini bırak, normal sokaktan geçen bir vatandaş cep telefonu uygulamasıyla bizim plakamızla arabamızın nerede olduğunu bilse acaba kaçımızın hoşuna gider? Bir de işin bu durumu var. Bir kendi kendinize düşünün. Yani bu ne kadar doğru? Nelere yol açar? Sizlerin de yorumunu bekliyorum. Acaba bu olay nasıl ilerler? Veya nelere sebep olur? Ülkemizde nelere sebep olur? Ülkeye gelirse DJI kaybeder mi? Dünya çapında DJI bu işten bir kayba uğrar mı? Sizler de fikirlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. DJI bu işin kargo taşımacılığında işe yarayacağını iddia ediyor. Mesela Amazon'dan bir ürün aldınız ve bunu drone kargoyla işaretlediniz. O şekilde gelecek. Bu sefer ne yapacak Amazon? Size diyecek ki işte şu Remote ID'deki drone size bu teslimatınızı yapacak diyecek. Sistemden takip edin. Siz de alacağınız telefonu o Remote ID'deki numaraya gireceksiniz ve kargonuzun drone'la gelmesini takip edeceksiniz. O indirdiğinde evinizin bahçesinde olacak ve teslim alabileceksiniz. Bu yönden baktığınızda çok çok güzel ama biraz ütopik geliyor. Bizim ülke için bu çok ütopik. Belki Amerika için bu olabilir 5-10 sene içinde ama bizim ülkemizde maalesef bu olaylar biraz ütopik geliyor. Çünkü PTT zaten normal kargoyu bize zor getiriyor. Elle zor getiriyor. Drone'la çok çok daha zor. Ama sonuçta teknoloji gelişiyor ve bir şeyler de yapılması gerekiyor. Bunlar update'lerle zaten her drone'a gelecek diyor. Zaten birçok drone'a, yeni çıkan birçok drone'a bunlar geldi. Farkında olmadan o update'lerle zaten
Bu özellik yüklendi, haberimiz bile yok zaten. Ama zaten her update yaptığımızda eski cihazlara da bu Remote ID özelliği gelmiş olacak. Evet arkadaşlar, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Nasıl bir sonuçlara mal olur? DJI'ın sonu olur mu? Veya başka sebeplere yol açar mı? Hepimiz merak ediyoruz ne yazık ki. Neler dönecek, neler bitecek? Çok beğenilecek bir video değil ama siz kanalım için lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de kenarda zil butonu var. O butona tıklarsanız videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz ve beni bu şekilde destekleyebilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.